Evet Bilal Bey, siz biraz önceki sorularda da hani bahsettik ya Muhammed Sein diye iki şahıs var diye Hindistan'da. Bu sonradan biat eden Muhammed Hüseyin Bey, Allah ile olan ilişkisi nasıldı? Ondan kısa bahseder misiniz? Önce söylediğim gibi bir duasıyla nasıl bir bütün bölge Hindu mürtad olmasından korul kurulmasını sağladığı gibi, öbür dua ünlü duaları da var. Yani hı hı. E, onu da bir olayda anlatmak istiyorum. E, bilirsiniz o birinci dünya savaşında e, İngilizler savaşmıştı e, Orta Doğu'da ve onlar e, Hindistan'dan da e, asker aradılar. E, o ordularda e, Müslüman vardı, Sih vardı, Hindu vardı ve Müslüman Hindiler de alırdılar o orduya katardılar ve onları şey Orta Doğu Orta yolladılar ya da Fransa'ya ya nereye işte. Ve bu sahabe işte Muhammed Hüseyin Bey Bağdat yani Irak cephesinde savaştı. 1918'de savaş bittiğinden sonra Bağdat'ta bir fabrikada çalıştı. Ve teheccüd namazı kılardı, her beş vakit namazını da kılardı. Onun için oradaki kişilerden sormuştular. Sen namaz kılıyorsun, her gün namaz kılıyorsun. Hem de vakitli, vaktinde namaz kılıyorsun. Bütün namazları kılıyorsun. Hem de o teheccüd namazları bile kılıyorsun. Nafile namazları da kılıyorsun. Ama na camide niye kılmıyorsun? Sonra da anlattı işte ben Ahmediyim, biz şey, İmam Mehdi'nin imamlığını kabul etmeyen kişilerin İmamlarını kabul edelim, yani onların arkalarında niye namaz kılalım? Hı hı. Anlattı işte. O, onun üzerine kişiler dalga geçtiler, ee, şakalar yaptılar, ee, ciddiye almadılar. Hı hı. Ha, ve Sabi Bey, e, Hüsnü Bey de onlar dedi: Siz namaz kılmıyorsunuz ama benim namaz kılmamına <laughs> şaka yapıyorsunuz, yani dalga, dalga geçiyorsunuz. Evet. İşte e, o orada ya, yalnızdı ve dua etti ya Allah ben ben yani mümin yalnız olmaz müminden bir müminden iki olur. İkiden dört olur mümin her zaman yanında bir cemaat olur eğer bende kusur varsa eğer ben mümin değilsem bana yardımcı ol ve bana bana da bir yardımcı ver öyle dua ederdi. Evet, ertesi gün bir şahs geldi. İsmi de Ahmet Din. Ahmet Din e, Ravil Bin değil. Yani o da Pencap'tan geldi. E, bugünkü Pakistan'dan. O zaman da İngiliz e, altındaydı. O da Bağdat'ta çalışırdı. Onun yanına geldi. Dedi ki ben biat etmek istiyorum. O, ona sordu. Sen niye biat etmek istiyorsun? Anlattı. Ben, e, ben dün rüyamda Abdülkadir Cilani geldi. Ben onun elini öpmek istedim. Abdülkadir Celalani de bana dedi ki benim elini çekti. Dedi ki ben benim elimi öpme. Benim zamanım bitti. Ben sana, seni bir kişiye götüreyim. O senin o senin biatını alsın. Onun yanına götürdü. İşte o sahabi beydi. Muhammed yani Muhammed Hüseyin Bey'in yanına götürdü. Ve kayboldu. Yani Abdülkadir Celal Bey orada kay kayboldu. da uyandı, ona şey, fabrikaya geldi. E, Muhammed Hüseyin Bey'i gördü. Onun ve onun için biat etmek istedi. Biat da etti. Ve o kadar samimiydiler ki o kendi yatağını onun odasına da getirdi. Yani onun da bir çatın alını yaşardı. Hem de başka kişileri de getirirdi. orada kalır, kalırlar. kalırdılar. Ve sadece bir dua yüzünden yani e, biz habibin duasının yüzünden acı çektiği için Allah yolunda acı çektiği için ve zorluklar karşı e, çıktığı için e, Allah'ın duasını kabul etti ve ona da bir yardımcı verdi yani onun cemaatine de e, 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 çoğu yani daha daha fazla etti hı hı. çoğalttı ve işte bu e, onun Allah'la ilişkisi yani fazileti yani tekvası takva yüzünden Allah yolunda kurban etmesi yüzünden o kadar hmm. faziletli bir kişiydi. Evet maşallah ve bunun gibi birçok örnekler de Var. verilebilir. Bunu anlıyoruz ki insanlar Mesih-i e, sahabilerine sahabelerinin ne kadar yüce insan, ne kadar büyük evliya olduğunu bilmiyorlar. Gayrah bana diyorlar mucize falan. Bunlar mucize. Bunlar, hmm. Bunlar keramet. Adam dua ediyor, Hazreti Abdul kadir rahmetullahi aleyh o ubur arkadaşının rüyasına giriyor, diyor ki benim zamanım bitti, Başka başkasının zaman başladı, git ona bir yat, benim elimi daha öpme. Evet, evet. Değil mi? Bunları anlatıyorlar bazen mollalar, suç, tarik, şeyhleri, bazı hikayete hikayet ama bunlar Hı -hı. gerçekler. Tamam, dua neticesinde bakın Allah-u Teala nasıl bu cemaat bu hale, o dualar neticesinde geldi, bir kişiden milyonlara ulaştı Evet, Mehdi Aleyhisselam zaten en çok e, duanın vurgusunu e, yaptı evet. mesela. Yani Bizim, bazen bizi bize karşı olanlar zannediyorlar ki işte bunlar cemaat üyesi topluyor falan. Mezagulah Muhammed Aleyhisselam onun fark Bakın, olduğunu açıklamıştı. Dua derken biz hmm. bu tür dua diyoruz. Dua edince Allah-u Teala kuluna duanın kabulünden haberdar eder. Hmm. Tamam mı? Masih'e hayatında, Ahmet'in hayatında bunu çok örnekleri var. Abi. Dua ettik. Mesela ben size bir örnek söyledim. Son dakikaya girdik. Ha, evet. Söyledim mi? efendim bizim şu an yani bir adam o Pakistan'da yaşıyor. Hı. Benim kalbim var. Onun Aynen. duası neticesinde oldu. Yani orada bizim bir kerametimiz yok. Evet. Ama onun samimi duaların neticesinde Allah-u Teala bu Ahmet'i bu Allah'ın muamelesi. Bu evliyalık budur. Hı hı.